Herkese merhaba, ben Yıldız Çağrı Atiksoy. Kuruluş Osman dizisinde Malhun Hatun karakterine hayat veriyorum. Sizden gelen soruları tüm içtenliğimle cevaplamaya çalışacağım. Kuruluş Osman sadece ülkemizde değil, birçok ülke tarafından benimsenen, severek izlenen, takip edilen, tarihimizin tanıtımı açısından çok değerli ve önemli bir projedir. Tarihimizi bu denli güçlü kalemler eşliğinde dünyaya anlatıyor olmak, hem bu ülkenin vatandaşı olarak hem de bu dizide yer alan bir oyuncu olarak beni inanılmaz gururlandırıyor. Aynı zamanda prodüksiyonel anlamda da bence Türkiye'de çığır açmış bir projedir. Tam bir bey kızı. Malhun karakteri. Bence kesinlikle Osman'ın dişi versiyonu. Zaten zıtlaşmalarının ve birbirlerinden etkilenmelerinin de nedeni budur. Malhun Hatun da Osman Bey gibi gözü kara, cesur, mantığıyla hareket eden, doğru bildiğinden şaşmayan, her şeyin önüne obasının menfaatini koyan ve bu yüzden bu uğurda her şeyi göze alabilecek kadar güçlü bir karakterdir. Biz genelde ataerkil bir toplumuz. O yüzden tarihimize baktığımızda da hep erkeklerin ön planda olduğunu görüyoruz ama kesinlikle Malhun Hatun, Bala Hatun, Menice'leri bizim kıymetlimizdir. Bir yandan da şöyle bir karakter, kardeşlerinin ölümüyle birlikte babası tarafından erkek gibi yetiştirilen bir karakter. O yüzden aslında Malhun Hatun Osman Bey'le kadınlığını keşfediyor. Ona hissettiği, ona duyduğu güçlü duygular sayesinde aslında yeniden kendiyle yüzleşiyor, yeniden kendini keşfediyor. Çünkü tüm bu duygular Malhun Hatun içinde çok yeni duygular. İnanılmaz bir profesyonellik gördüm. Hem benim için avantajdı çünkü tamamen teslim ettim kendimi. Başta Metin Günay olmak üzere Ahmet Hoca, Fethi Hoca, tüm ekip, oyuncu arkadaşlarım, oyuncu büyüklerim. Hepsi sağ olsun çok yardımcı oldular bana. Bu süreci kolaylıkla atlatabilmem için, adapte olabilmem için ellerinden gelen yardımı yaptılar. Çok tedirgindim. Aşırı tedirgindim ve çok korkuyordum üstesinden gelemeyeceğim diye. Bir kere en başta 16 yıllık kariyerimi bıraktım. Mehmet Bey ve Zeynep Hanım bana güvendi. Hani onları utandırmamalıyım psikolojisine çok girdim. Ve o yüzden çok tedirginlik yaşadım, korku yaşadım. Böyle titriyordum sette. Sanki ilk defa bir sete gelmişim, ilk defa kamera karşısına çıkıyormuşum gibi hop başa sardım ben. Hani 16 yılın öncesine sardım. O yüzden oyuncu arkadaşlarım, ekip resmen benim o tedirginliğimi, o korkularımı göğüslerinde yumuşattılar. O konuda hepsi yanımda oldu. Çok çok teşekkür ediyorum hepsine. Kendimi bir anda atın üzerinde ok atarken buldum. Yalnız değilsin Osman Bey sahnesi. Allah'ım dedim ya batacağım ya çıkacağım. Yani başka ortası yok. Ve gözümü kapattım o an. Çünkü dediğim gibi hazırlık sürecim hiç olmadı. Deneyimlediğim bir set de değildi. Kesinlikle bildiğim bir set de değildi. Gözümü kapattım ve tamamen şu duyguya sığındım. Malhun Hatun karakteri hepimizin içinde var. O güç, o kudret hepimizin damarlarında, hücrelerinde var. Ve direkt gözümü kapattım. Onun o gücünü, kudretini hissettim ve oradan yol alarak devam ettim. Gelen tepkiler de sanırım doğru yolda olduğumu gösteriyor. Zordu, çok zordu. Yani psikolojik olarak çok zordu. Bedenen çok zordu. Zaten başıma gelmeyen de kalmadı. Daha ilk bölüm koşarken, geri giderken bir ok atma sahnesi var. Orada bacağımı burktum, ayağımı burktum daha doğrusu. Bir ay ayağımın üzerine basamadım, o şekilde koşmaya çalışıyorum falan. Atla ilgili zaten inanılmaz anılarım var. Sürekli beni kaçırıyor falan. Ama tabii ki de bunların hepsi deneyim. Şu an baktığımda dediğim gibi benim için çok çok zordu. Fakat bir şekilde üstesinden geldiğimi hissediyorum. En azından bunun için çabalıyorum, çalışıyorum. Hala çalışmaya devam ediyorum. En iyi anlaştığım kişi değil, kişiler. Herkesle çok iyi anlaşıyorum. Ben samimi olunca... Yok, hakikaten herkesle çok iyi anlaşıyorum. Tüm oyuncu arkadaşlarımı çok seviyorum. Oyuncu büyüklerimi de aynı şekilde öyle. Dediğim gibi yani onlar sayesinde aslında ben bu adaptasyonu çok kolaylıkla sağlayabildim. O yüzden benim için hepsi çok kıymetli. Şimdi birisinin ismini verirsem, bir diğerini unutursam çok ayıp olur. Çok kalabalık bir kadroya sahibiz. Özge'yi ayrı çok seviyorum çünkü konteyner arkadaşım ve sağ olsun benimle çok uğraşıyor. Aşırı uğraşıyor benimle. O yüzden onunla sahnelerimiz çok eğlenceli geçiyor. Onu çok seviyorum. Burak aynı şekilde inanılmaz çalışkan ve disiplinli bir oyuncu. Partneri olarak çok şanslı hissediyorum kendimi.
Güzel var, Raşit var, Şahin abi var. Yani dediğim gibi hani sayarsam, saymadım, unuttuğum olursa ayıp olmasın. Herkesle çok iyi anlaşıyorum. Buna Şahin abi şöyle bir cevap vermiş. Bir onun röportajını okudum. Sette olan sette kalır, orada değerlidir. Her şey yerinde güzeldir diye. Ben buna katılmıyorum. Ben çünkü aldığımda gözüm gibi bakarım. İlk başta yanıma yoldaş almak isterdim. Benim atım Lizas. Ben ilk sete geldiğimde birçok at vardı ve hepsi zaten çok güzel atlar. Fakat ilk başta ben Lizas'ın yanına gittim. Kahverengi, o her zaman bindiğim at. Onun yanına gittim ve ona dokundum. İçimde ona dokunmak geldi ve onunla orada bir bağ kurdum. Ve hatta içimden şey diyorum, Kemal abimiz var sağ olsun, bu atla ilgili her şeyde bize hocalık yapan kişi. İnşallah bu at benim atım olur diye çok içimden geçirdim. Çünkü seviyesi benim seviyemle aynı mı onu da bilmiyorum. Benim için daha hızlı olabilir yani, o açıdan söylüyorum. Kemal abiye sordum, Kemal abi hangisi benim atım diye. Lizas dedi ve o an çok mutlu olmuştum. Onu almak isterdim. Onun haricinde eşya olarak sandıkları çok almak istiyorum. Onlarda aşırı gözüm var. Çok tarihi objeler var, onları almak istiyorum. Ben bayağı birçok şey almak istiyorum aslında. Ya böyle setin son günü bir kamyon dayayıp setin önüne böyle bir kamyon dolusu eşyayla gitmek isterdim buradan. Kilimler var mesela, çok güzel. Bu setin galiba doğası bu. Her gün yeni anılar deneyimliyorum ve böyle hafızama yüklüyorum. Osman Bey ve Mahlun Hatun'un düğün toyu sahnesi ilk defa çekilmiş ve yazılmış bir sahneydi. O yüzden ben de içinde yer aldığım için, öyle bir sahne çektiğim için, öyle bir sahne deneyimlediğim için çok heyecanlanmıştım. Çok mutlu olmuştum çünkü çok farklı bir sahneydi. Çok güzel yazılmış ve çok güzel çekilmiş bir sahneydi. O yüzden benim için hakikaten o sahne de böyle unutulmaz sahnelerden biri oldu. Baskın sahnesi bence kesinlikle ekrana o duygu selinin dörtte biri yansıdı. Çünkü bizim için iki gün boyunca biz çektik o sahneyi ve çok duygusaldı. Ben artık ağlamaktan gözlerim şişmişti ve bir anda şeyi unuttum, Mahlun Hatun olmayı unuttum. Çünkü atmosfer çok etkileyiciydi. Günümüzde hala onları yaşayan birilerinin olduğunu düşünmek, bilmek, bu empatiyi kurmak beni çok etkiledi. Çok sarstı ve normalde zaten duygusal bir insanım. Ama Mahlun Hatun benim kadar duygusal bir insan değil. O daha dirayetli, daha gözyaşlarını saklayan bir karakter. Ama ben o sahnelerde onun o atmosferinden, o durumdan çok fazla etkilendiğim için aşırı ağladım. Ve hep kırpmak zorunda kaldık. Ama duygusaldı yani benim için o sahne. Tüm kuruluş ailesine teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin.